seçim bölgem olan Urfa. Ben buradan Urfa milletvekillerine, AKP'nin milletvekillerine sataşıyorum. Gelsinler, söz alsınlar burada. DEDAŞ'la ilgili tek bir kelime etsinler. Nasıl bir politika ürettiğine dair, karşımda ne yaptıklarına dair tek bir kelime etsinler. Hiçbir şey diyemezler. 45 derece sıcakta Urfa'da elektrik yok ya. 21. yüzyıldayız. Telefonlarımız susmuyor. Bölge halkından bizi arıyorlar. Ekinlerimiz yandı. Tarlada telef oldu. Sıcaktan hastalarımız yaşamını yitiriyor diyorlar. Fakat siz ne yapıyorsunuz? Tek bir açıklama yapmıyorsunuz. Neden? Kabul etmeyenler önerge kabul edilmemiştir. Diğer önerge yok diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 126 sıra sayılı kanun teklifinin ikinci maddesinde yer alan aşağıdaki ibaresinin aşağıda bulunan şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Zülküf Uçar, Van, Perihan Koca, Mersin, Necla Demir, Ağrı, Hüseyin Olan, Bitlis, Sinan Çiftyürek, Van Milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz başkanım. Önerge hakkında söz talep eden Van Milletvekili Sinan Çiftyürek. Buyurun. İsim. Sayın Kutayan, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce Diyarbakır ve Mardin illerimizde yaşanan yangın felaketinde yaşamını kaybeden yurttaşlara Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır, hala yaralı olup tedavisi devam eden hastalara ise acil şifalar diliyorum. Bildiğiniz gibi büyük bir felaket yaşadık. Çınar ve Mazıdağ'da 15 yurttaşımız yanarak can verdi. Binlerce hayvan yaralandı, telef oldu. Ekinler telef oldu. Hepimiz gördük ve bunu canlı bir şekilde yaşadık. İktidar alışmış zaten yaşanan felaketlere dair hiçbir sorumluluk almadan suçu kendinden atmaya. Ama usanmadan suçların faillerini anlatmaya bu kürsülerden devam edeceğiz. Bu yangının müsebbibi, can kayıplarının sebebi önce bu iktidarın kendisidir ve sonrası ise sermayedere olduğu DEDAŞ'tır. Değerli milletvekilleri, yangın başladığı andan itibaren arazinin kurak ve geniş olduğunu bilen bütün bir bölge halkı, sivil toplum kuruluşları, bizler açık açık çağrı yaptık. Acil bir şekilde oraya helikopter gönderilmesi gerekiyor dedik. Fakat ne oldu? Aklımızla alay eder gibi ertesi gün bir AKP'li vekil çıkıp şunu dedi. Karanlıktı, yollayamadık dedi. Peki soruyorum ya, siz değil misiniz NATO'nun en büyük ordusu olmakla övünen? Siz değil misiniz yerli milli İHA'larla, SİHA'larla gece gündüz uçmakla övünen? Yine daha iki ay önce burada Kaan isimli bir tane uçak beşinci nesil uçak üretebiliyoruz deyip Kaan isimli uçağın reklamlarını buraya koyan sizler değil miydiniz? Fakat İki tane küçük ilçeye bir yangın uçağı gönderemediniz sizler. Maalesef ki göz göre göre bu yangına sizler müdahale etmediniz. Bunun vebali de AKP'nin tam da üstündedir. Siz sadece bölgede çıkan yangına değil, daha iki yıl önce Muğla'da, Ege'de çıkan yangına da müdahale edemediniz. Neden peki? Çünkü siz doğaya düşmansınız. Siz ekolojiye düşmansınız. Siz ötekine düşmansınız. Siz halklara düşmansınız. Bu politikalarınızla varsa yoksa sermaye, varsa yoksa peşkeş çekmelerle günün sonunda bu halk sizleri mahkum edecek. Peki bu duruma ilişkin açıklamanız ne oldu? Daha hayatını kaybeden insanları toprağa vermeden AKP sermayedarı DEDAŞ ve AKP'nin valisi köylüler yaktı dedi. Anız yakılması sonucu bu yangın çıktı dedi. Utanmadan daha cenazeler yerdeyken böylesi bir açıklama yapabildi. Çünkü siz alışmışsınız zaten. Hem kendiniz yapıp suçu da halkın üzerine atmaya. Ne oldu peki? Savcılık birlikçi raporunu açıkladı. Yangının çıkma sebebi nedir dedi? Elektrik telleridir dedi. Fakat sizin buna dair bir açıklamanız oldu mu? Halen buna ilişkin bir açıklamanız olmadı. Ez cümle yaşamını yitirenlerin vebali sizin üzerinizdedir. Geride bıraktıkları aileleri, evlatları, sizleri utanç ile anacaklar. Bu katliamın faili olarak anacaklar. Peki DEDAŞ bununla bitiyor mu?
15 insanın yaşamını yitiren, ailede geride bir sürü insanı bırakan bu zulümle yetiniyor mu? Bu zulümle de yetinmiyor. Yıllardır bölge halkının başına bela olmuş. Seçim bölgem olan Urfa. Ben buradan Urfa milletvekillerine, AKP'nin milletvekillerine sataşıyorum. Gelsinler, söz alsınlar burada, DEDAŞ'la ilgili tek bir kelime etsinler. Nasıl bir politika ürettiğine dair, karşımda ne yaptıklarına dair tek bir kelime etsinler. Hiçbir şey diyemezler. 45 derece sıcakta Urfa'da elektrik yok ya. 21. yüzyıldayız. Telefonlarımız susmuyor. Bölge halkından bizi arıyorlar. Ekinlerimiz yandı. Tarlada telef oldu. Sıcaktan hastalarımız yaşamını yitiriyor diyorlar. Fakat siz ne yapıyorsunuz? Tek bir açıklama yapmıyorsunuz. Neden peki? Sataşıyorum, gelin cevap verin burada. Neden peki? Çünkü DEDAŞ kim? Erdoğan'ın varisi, prensi. Müdahale edebilir misiniz? Edemezsiniz. Padişahım çok yaşa demekten, el pençe olmaktan başka yaptığınız hiçbir şey yok. Bölge halkını bu şekilde sefalete sürüklediğiniz için biz sizi burada teşhir etmeye, bu politikalarınızdan vazgeçmeyene kadar Urfa halkının, DEDAŞ'ın bela olan, başına bela olan Urfa halkının her zaman yanında olacağımızı, bu politikalarınızda teşhir etmeye devam edeceğimizi ifade ediyorum. Buyurun. Şimdi Hatip düşmanlıktan, ötekileştirmekten bahsetti. Oysa ki ölümler üzerinden düşmanlık ve ötekileştirmek ve bunu siyasete alet etmek hiç de hoş bir tavır değil. Uygun bir dil de değil. Şunu belirtmek isterim. Düşmanlık denince ekmeğini yediği bu ülkenin milli takımını dahi kabullenemeyen açıklamalara bakması gerekir eğer düşmanlığı görmek istiyorsa. O yüzden sözleri aynen kendisine iade ediyorum. Şimdi bu milli takım tartışmalarını aslında dün açıklık getirdik ama pişirip pişirip önümüze getiriyorlar. Açıkçası yadırgadığımı belirtmek istiyorum. Sayın Encü'nün açıklamaları üzerinden bu gündemimize geliyor. Dün de söyledim, tekrar söyleyeyim. Ferhat Encü önceki dönem HDP milletvekili. 34 köylüsünü, ailesinden birçok insanı kaybetmiş ve bu ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin jetleri tarafından köyü bombalanmış biridir. Ben size bir dakikalık şu soruyu kendinize sormanızı istiyorum. Yaptığını doğru bulup yanlış bulmak üzerinden konuşmuyorum bunu. Sizin köyünüzden 34 insan uçaklarla bombalansaydı, köyünüze katır sırtında cenazeleri getirilseydi ve sonra o bombalamayı yapanlar terfi ettirilseydi, süreç akamete uğrasaydı, acaba siz o ülkenin milli takımını tutar mıydınız? Bu soruyu bütün herkesin vicdanına soruyorum. Değil 34 kişiyi, tek bir o anlamıyla bence yargılamadan önce birazcık empati yapın, birazcık anlamaya çalışın. Gerçekten bu ülkede yaşayan herkesin milli takımı tutmasını istiyor musunuz? Çok güzel. Ben de isterim. Herkes ister değil mi? Yaşadığı ülkenin milli takımını tutmayı ister. O zaman onarın. O zaman barışı sağlayın. O zaman Kürtlerin kendisini bu ülkeye ait hissedeceği bir demokrasiyi, bir hukuku, bir eşitliği, bir özgürlüğü inşa edin. O zaman herkes dönsün, bu milli takımı canı gönülden tutsun. Ama tutmadı diye de hiç kimseyi linç etmeye hakkınız yok. Benim bildiğim milli takımı tutmak diye bir zorunluluk da yok. Böyle bir hukuk mu var? Böyle bir kanun mu var? Böyle bir hüküm mü var? Böyle bir şey var mı? Yeter artık yani. Kendi görüşünü ifade etmiş. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. İkinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, ikinci madde